23 Ağustos, 29 Ağustos değerli Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkoyu Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin diyorum. Bu ara o kadar güzel derin nefes almaya yavaş yavaş dindire nefes alacaksınız ki gösterdiğiniz tüm çabalar sonunda derinlemesine hayatınıza girecek. Düşüncelerinizin hiçbirinden zarar görmeyecek. Hem işinizde hem de maddiyatınızda çok güzel değişimler sağlayacaksınız. Daha böyle bir Rabbimin size dokunduğunun hissine varacaksınız. O yüzden hayatınız bir vitamin gibi düşünün. Kendi ruhunuza sanki her gün bir vitamin alıyorsunuz, daha güçleniyorsunuz. Bu da size çok iyi gelecek. Hatta yer değişimi beklentiniz varsa olumlu, yeni bir işe girmek istiyorsanız güzel diyaloglar söz konusu olacak ama bu ara farklı, kendinizi de farklı hissedeceksiniz. Uyurken, uyanırken daha güçlü hissedeceğiniz bir döngü. Bu hem iş hayatınıza hem de çevrenize olumlu şekilde yansıyacak. Bence bunun tadını güzel çıkartın diyorum. Ortaklı iş yapıyorsanız da ortaklı işlerinizle alakalı fitnelik, fesatlık, devamlı birileri birilerini tuttuğu için ortağınızda bir güvensizlik oluşmuş. Bence ortağınız sizi seviyor. Biraz patavatsız mı? Ya da çok ukala mı? Ya da egolu mu? Belki bunun evresinde biraz rahatsızlıklarınız var. Evet, sizde de fazlasıyla var. Ama otokontrolü kaybetmekten korktuğunuz için de onu devamlı bırakın akışa. Siz zarar görmeyeceksiniz. Siz bu ortaklıkta çok büyük dönüşümler yaşayacaksınız ve kendinizi daha büyük ispatlamanıza yardımcı olacak diyorum. Değerli oğlaklar, en önemli şey çatışmaların sonunda doğru anlaşılmayı yaşayacaksınız. Yani yöneticiniz sizi yanlış tanımış olabilir. Mesela otel grubunda, otel sektöründe yöneticiyseniz, hatta uzun süredir de üst düzeylerinizle alakalı sıkıntılar yaşıyorsanız, siz de bir üst düzey konuma geçiş yapacaksınız. Bu da size güzel bir sağlam, herkese de kapak yapacaksınız diyorum. Hava yolu, hostes ya da uçak alanında çalışıyorsanız ya da pilotsanız, yurt dışında beklediğiniz ve yurt dışı ile ilgili evraklarınız olumlu şekilde gelecek. Yani buradaki bağınız yurt dışı ile devam edecek. Bu da size artı bir özgüven. Tarım ve toprak işiyle çalışan oğlak burçlarında bu ara toprakta biraz verimsizlik, biraz gerginlik olabilir. Pes etme, orayı da kendi sistemine oturtacaksın diyorum. Devlete girmek ya da devlette beklediğiniz bir evrakla ilgili olumlu evreniz var. Ben korkmuyorum da sen uzadıkça olmayacak psikolojisine girdiğin için bir olumlu bir enerjiye girsen de bu evrenin enerjisi sana hemen gelse olmuyor mu? Yani olumsuz düşünmeyi bırak. Yani yukarı millete altın yar, benim başımı 17 taş yar diyorsunuz. Hayır, artık o döneminiz gidiyor. Hayatınıza daha keyfi, daha güzel seyahatler edeceğiniz, uzun süredir ailenizle geçirmediğiniz zamanı en verimli şekilde geçireceksiniz. Bu da sizi tekrar rahat, derin nefes almanızı sağlayacak. Sevgilinizle alakalı birileri devamlı kıskançlığı, fesatlığı, böyle laf sokup şüphe bıraktırıyor ya, dostlarınız sizin ayrılmanızı istiyor ya da çevrenizdeki insanlar sizin ayrılmanızı istiyor. Bu ara dostlarınızın tepkilerinize, ilişkinizle alakalı dikkat edin. Dostlarınız yüzünden ilişkiniz zarar görecek ve gereksiz küskünlük yaşayacaksınız. Evli olan oğlak burçlarında eşinizin ya da kocanızın bir üreme organları ile alakalı yaşayacağı bir süre, sizde de onda da çocuk oluşumunu biraz huzursuzluk yaratıyor ve en büyük istediğin anne olmak ya da baba olmak istiyorsanız tüp bebek aşılaması ve sağ salim bebeğinizle ilgili planınız neyse yapın istiyorum ve bu iyi olacak ve size Allah evlat nasip etmiş, öyle bir enerji var. Yani pes etme diyor, yap. Ama her ikiniz de doğru kontrolle, yani sen eşiniz değil, her iki tarafında birinin yumurtalığında birinin sperm enerjisindeki eksiklikler aşılamayla oluşturarak evlat sahibi olacağınız
söz konusu. Bir de çünkü siz artık ilişki ileri gittikçe çocuğumuz olmayacak korkusundasınız. Sadece tedaviyle. Rabbim size bu kapıyı nasip etmiş. Korkmanıza gerek yok diyorum. Eltinizin kocası, yani ne oluyor? Kardeş, mesela erkek kardeşinizin karıları, yani kadınlar birbirleriyle eşya tartışması, mal tartış, benim malım da şu. Ya birbirinizi kıskanmayı bırakırsanız daha mutlu bir aile tablosu çıkartırsınız. Etrafa da gereksiz enerjilerinden biraz da artık kıskançlığı bırakın. Yani birbirinize saygılı konuşmayı öğrenirseniz bu diyalog toparlanır diyorum. Evlenme teklifi edecek bazı oğlaklar geciktirecek. Çünkü maddi konularla ilgili, yüzük konusunda almakla ilgili biraz daha güçlü bir yüzük almak istiyorlar. Uzun süredir de kalbinin böyle yaralandığı, bir kere yüzünü görsem hasretinden ölüyorum diyorsanız çok tesadüf bir noktada karşılaşacaksınız. Ve bu karşılaşma her ikinizi aynı geçmişe götürecek. Bu kahve size belki de ilişkiyi tekrar başlatacak olarak uyarı veriyor. Sağlık olarak lütfen ince bağırsak, çölyak ve böbreklerle alakalı hassasiyetiniz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Ailenizde de uzun süredir vergi borcu, belediyeye borcunuz, çöp verginiz, emlak verginizle ilgili uyarı alabilir. Telefonunuz ya da bilgisayarında bozulma ya da evinizde ufak bir hırsız operasyonu olabilir. Dikkat edin diyorum. Hoşça kalın.